kalbinde iman. Hak hakikati için yollara çıkan, özünde ahlak, kalbinde iman. Hak hakikati için yollara çıkan, toprağa ekilmiş binlerce fidan. Bir umuttur milli görüş gençliği, toprağa ekilmiş binlerce fidan. Bir umuttur İGMG gençliği. Aşk benimdir, azim benimdir, yarına ışık tutan söz benimdir. Gün benimdir, bugün benimdir, İşte benim milli görüş gençliği. Aşk benimdir, azim benimdir, yarına ışık tutan söz benimdir. Gün benimdir, bugün benimdir, İşte benim İGMG gençliği. İşte benim halinde ihsan, ümmete semada yıldızlar olan. Sözünde ahsen, halinde ihsan, ümmete semada yıldızlar olan. Hikmete ram olmuş binlerce irfan, bin muşludur milli görüş gençliği. Hikmete ram olmuş binlerce irfan, bin muşludur İGMG gençliği. Aşk benimdir, azim benimdir, yarına ışık tutan söz benimdir. Gün benimdir, bugün benimdir, İşte benim milli görüş gençliği. Aşk benimdir, azim benimdir, yarına ışık tutan söz benimdir. Gün benimdir, bugün benimdir, İşte benim. Her an hakka çağıran, davanın sancağı hilali olan. Yolunda her an hakka çağıran, davanın sancağı hilali olan. Kardeşlik ruhuyla kalpleri çarpan, bir bahardır milli görüş gençliği. Kardeşlik ruhuyla kalpleri çarpan, bir bahardır İGMG gençliği. Aşk bizimdir, azim bizimdir, yarına ışık tutan söz bizimdir. Gün bizimdir, bugün bizimdir, İşte bizler milli görüş gençliği. Aşk bizimdir, azim bizimdir, yarına ışık tutan söz bizimdir. Gün bizimdir, bugün bizimdir, İşte bizler İGMG gençliği. İşte bizler milli görüş gençliği. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salat ve selam ise liderimiz, önderimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın üzerine olsun. Efendim, Camia TV'mize, gençlerle baş başa programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün farklı bir konseptle karşınızdayız. Bugün çok değerli bir isimle beraber olacağız. İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları Genel Başkanı, çok değerli hocamız Kemal Ergün Bey ile gençlerle baş başa programımızı icra edeceğiz. Hocam, hoş geldiniz öncelikle. Çok teşekkür ederim, sağ olun.
Nasılsınız, iyisiniz? Allah razı olsun. Sizler nasılsınız? Çok şükür sağınıza duacıyız hocam. Çok yoğun bir gündemimiz yok. Koronavirüsün nedeniyle birçok programımız tehir edildi malum şartlardan dolayı. Ama ona rağmen teşkilatımız birçok alanda online, uzaktan çalışmalarla programlarını gerçekleştiriyor. Bu yoğun gündeminize rağmen bizi ağırladınız, bize vakit ayırdınız. Öncelikle çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Genç kardeşlerimizden sorular geldi. Birkaç bölgelerimizden topladık. Onların sizlere sormak istediği sorular vardı. Bunları bir liste haline getirdik. İnşallah bu soruları sizlere soracağız. Soruların içerisinde çok sayıda fıkhi sorular vardı. Malum Ramazan öncesi olduğu için arkadaşların aklına takılan sorular illaki var. Biz bu soruları Ramazan ayına erteledik. Bugün sizlere sormayacağız. Vaktimiz haliyle kısıtlı. Mümkün mertebe sizi tanıyacağız. Gençlere tavsiyelerinizi dinleyeceğiz. İnşallah güzel bir sohbet olmasını temenni ediyoruz. İnşallah. Çayımız da hazır hocam. Teşekkür ederim. Sağ ol. Limonlu bir çayınız var. Evet. Farklı bir çay. Evet hocam. İlk sorumuza başlayalım. Kemal Ergün, İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları Genel Başkanı. İsminizi çokça duyuyoruz. Avrupa'da ve dünyada çok hayırlı hizmetlere imza atan bir teşkilatın genel başkanı. Ama benim bildiğim kadarıyla sizle ayrı bir muhabbetimiz var. Hayırlı bölgemden geldiğiniz için, bölge başkanlığımızı yaptığınız için. Gençlikten genel başkanlığa uzanan çok uzun bir serüven var. Hocam gençlikle nasıl tanıştınız? Gençlik döneminiz teşkilatta nasıl geçti? Bu döneme Kemal Ergün nasıl geldi? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İlk önce Camia TV'miz aracılığıyla gençlerle baş başa programı münasebetiyle böyle güzel bir fırsatı bize tanıdığınız için hem Camia TV'mizin idarecilerine hem de gençlik teşkilatımızın çok değerli gönüllülerine yürekten teşekkür ediyorum. Akşamın bu saatinde gençlerimizden oluşan, gençlerimizin sormuş olduğu sorulardan oluşan soruları bizlere tevcih ediyorsunuz. Allah'ın izniyle biz de dilimizin döndüğü kadar bunları cevaplamaya çalışacağız. Tabii yeryüzünde olan her şey Allah'ın takdiriyle olandır. Allah ne derse o olur. Hiçbir insan, planlama çok önemlidir. Ancak bu tip hizmetlerde ben şurada olacağım, şöyle yapacağım, bu şekliyle olacağım diyerek gelemez. O ilahi takdirin kimisine şu alanda hizmet, kimisine bu alanda hizmet şeklinde mukadderatta takdir etmiş olduğu şekliyle verdiği görevlerdir. Ki Allah'ın davasındaki hizmette genel başkanlıkla çaycı arasında fark yoktur. Bu hizmettir. Bu hizmet yarışıdır. Rabbim bu hizmet yarışından bizleri ayırmasın. Bizler 1977-78 döneminde İmam Hatip'e başladık. O dönemde İmam Hatip hayatımızda o dönemde farklı akımlar vardı. Bu akımların içinde hem okul tedrisatı yaparken hem Milli Türk Talebe Birliği yanında akıncılar kurumları vardı. Onlarla çeşitli temaslarımız olarak bu çalışmalara başladık. Ve İstanbul'da da hakikaten çok ciddi anlamda insanları yetiştiren, yönlendiren kanaat önderleri vardı. Gençlere sahip çıkan, okumayı vizyon olarak gösteren, insanlara faydalı olmayı teşvik eden, boş zamanlarını, vakitlerini geçirmemeyi, hakikaten kendilerini yetiştirecek farklı farklı dilleri de öğretme şeklinde kurslar vardı. Spordan sanata, işte dil çalışmalarından diğer bölümlere kadar, kültür derslerine kadar çok ciddi aksiyonlar vardı o dönemde. Ki hala vardır yine teşkilatımız bünyesinde bunlar yapılıyor. Bizler de genç yaşımızda, hatta çocukluk yaşımızdan beri o çalışmaların içinde olduk. Çalışmalarımıza bazen kamplarımız olurdu, mutfakçılık yapardık, bazen tefrişatçılık yapardık, bazen bayrak asardık, bazen işte efendim kamp görevlisi olarak olurduk, bazen kamp bekçisi olurduk, bazen ders veren biri olurduk, bazen kamp başkanı olarak bu çalışmalarımızı devam ettirirdik ve bu çalışmalarımız İstanbul'da bu şekliyle belli bir noktaya geldikten sonra tahsil hayatımızın üniversite bölümünü devam ettirmek için gitmiş olduğumuz Mısır'da
gittiğimiz dönemde orada Türkiye kökenli öğrencilerin sayısı çok azdı. Az denecek kadardı. Parmakla gösterilecek kadardı. Yapımızı biz oluşturduk 5-6 arkadaşımızla ve yaklaşık 2600-3000 civarında öğrencimizin orada daha iyi İslami anlamda tedrisat görmesine, farklı eserler okumasına, kültür, sanat, medeniyet tasavvuru olan insanların hayatlarını okumalarına ve kişilikli, toplumsal iddiası olan şahsiyetli bireyler yetişmesi için hasbi çalışmalar yapan kanaat önderleriyle orada tanışmamıza vesile oldu bu çalışmalar. O kardeşlerimizin bir misyon sahibi olmalarına imkan sağlayacak bu çalışmalara Cenab-ı Hak bizi hizmet ettirme fırsatı verdi. Ve üniversite hayatımızda Mısır'da El-Ezher Üniversitesi'nde Türkiye kökenli, Türkiye'den gelmiş birçok arkadaşımızın da bu hizmetleri gördüğünü biliriz. O arkadaşlarımız da bilir. Sadece Türkiye'de kökenli değil, Filipinler'den Amerika'ya kadar, Avrupa'dan, işte efendim Afrika ülkelerine kadar çok ciddi insanlık coğrafyasının, insanlık ailesinin fertleriyle Cenab-ı Hak bizi tanıştırdı. Müslüman, gayrimüslim fark etmez. O insanlarla birlikte dostluklarımızın oluşmasına vesile oldu. Sonra 1992 yılında okul hayatımız, üniversite hayatımız orada bittikten sonra 93 yılında yine burada teşkilatımızın emri doğrultusunda Avrupa'ya geldik ve Avrupa'da imamlık vazifesine başladık. Daha 25 yaşlarında genç bir imam efendi olarak görevimize başladık ama teşkilat çalışmalarımızda bizim imamlıktan anladığımız şey namaz kıldırma memurluğu değildir. İmam adeta gençlik başkanı gibi, imam şube başkanı gibi, imam teşkilat başkanı gibi, imam erkam sohbetleri sorumlusu gibi hepsini koordine eder ve hakikaten insanın dönüşmesi için gayret eden bir imamlık tasavvurumuz var bizim. Tabii ki bunu başardık demek çok büyük bir iddia ama bu noktada gayret ettik. İmamlığımızı da gençlik çalışmasına büründürdük ve çok faydalı, bereketli bir çalışma imamlık yaptığımız yerlerde de cemaatimizin desteğiyle oldu. Ve yaşımız tabii şu anda 50'nin üstüne çıkmış olmasına rağmen hala yaş almış ama kendisini genç kabul eden ve gençlik teşkilatının bir üyesi olarak gören bir kardeşiniz olarak şu anda karşınızdayım. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Evet, gençlik dediniz. Gençlikte kamplarda, mutfakta da görev aldım. Kampta başkanlık da yaptım. Bayrak da astım dediniz. Aslında herhalde bizim teşkilatta en üst kademeye gelenlerin hep geçtiği yoldur. O kamplarda bir şekilde Eyvallah. Mutfakta olmayacak. Hocam unutamadığınız gençlik döneminde var mı böyle bir anınız? Tabii şimdi biz yurtta kalıyorduk. Yaz döneminde de yurtta kaldığımız için dedik ki o dönemde de ne olduysa bir yere programa gideceğiz. Yurdun bekçisi yurdun kapısını kilitlemiş. Bizim de bir gençlik evimiz var. Yedek elbiselerimiz de orada var. Tabii şeye gideceğiz. Toplantıya gideceğiz. Gençsiniz tabii. Daha rahat kıyafet giyiyorsunuz ama toplantıya giderken bu bir cihattır bizim anlayışımıza göre. Bizim cihat kıyafetimiz de takım elbisedir. Bizim anlayışımıza göre şöyle düzgün takım elbisemizi giyelim. Dolayısıyla toplantıda teşkilatımızı temsil edelim dedik. Affınıza sığınarak söylüyorum bir duş alalım dedik. Fakat yurtta kalıyoruz şey kapalı. Ne yapalım? Bizim bir camimiz var yurdumuzun yanında. Orası da bizim sürekli kullandığımız yer. Orada da duş var ama gasilhane. Cenazenin yıkandığı yer. Cenazelerin tabutlar falan var. Ya ne yapalım girelim mi girelim daha gençsiniz 16-17 yaşında. Yani şimdi gasilhanede tabutların olduğu yerde kefenlerin. Dedik ya bir gün öleceğiz zaten. Girdik orada duşumuzu aldık ama yani hala o işleri anlatırken unutamadığım hatıralarımdan bir tanesi alırken de korktuk tabii yani şimdi öyle bugünkü gibi değil. Yani gençsiniz bunu unutmam hiçbir zaman ama buna rağmen duşumuzu aldık. İşte elbisemizi giydik.
teşkilatı temsil açısından bu teşkilat temsilidir. Dolayısıyla dış görüntü de önemli diyerek ona dikkat etmiştik. Bunu unutmam. Her zaman da hatıramda olur. Çok ilginç bir şey hocam. Evet. Tabii bu süreçte kanaat önderlerinden bahsettiniz. Biraz da Türkiye'de, İstanbul'da yaşamanın bence büyük bir avantajı. Evet. Bizim Avrupa'da biraz öyle bir dezavantajımız var ister istemez. Bu kanaat önderlerinden sizi etkileyen gençlik döneminizde yap. Onun vesilesiyle veya onun düşünceleriyle ben bugün Kemal Ergün oldum dediğiniz isimler var mı? Şimdi tabii özellikle şunu bahsetmek isterim ki bizim doğup büyüdüğümüz beldemizde hakikaten kanaat önderi dediğimiz büyük bir insan vardı. Rahmetli Halil Tatlıgül Hoca Efendi 42 yaşında vefat etti. Ordu'da değil mi hocam? Evet, Ordu, Fatsa, İslamdağ beldesinde. Hoca Efendi çok enteresan bir adamdı. Yani hiç başka kimseyle tanışmasanız bile sizin yetişmenize fayda edecek tek o olsa o bile yeterdi. Hoca Efendi 16 yaşında bizim orada medrese kurmuş. Karadeniz'de çok meşhurdur bizim o medrese. Hoca Efendi bazı insanlarla, herkesle ilgilenir ama özel ilgilenirdi. Biz İmam Hatip Lisesi'nde okurken yaz tatilinde bizi bırakmaz ve özel bizimle ilgilenir. Bizim yetişmemize gayret ederdi. İlk önce hiç şüphesiz Halil Tatlıgül Hoca Efendi'nin üzerimizde çok büyük emeği vardır. Onun ahlakı, onun tevazusu, onun sabrı, onun gayreti, onun Allah korkusu. Biz ondan çok şey öğrendik. Tabii İstanbul'da da birçok yani yazar, çizer, gönül insanıyla, siyasetçiyle tanışmamıza vesile oldu. Yani bugün akşama kadar, sabaha kadar saysak onların isimlerini sayabiliriz. Allah hepsinden razı olsun. Önden gidenler serimizdeki birçok yazılan teşkilatımızın Plural Yayın Evi'nin çıkartmış olduğu eserlerde ve önden gidenler kliplerindeki o insanların hemen hemen birçoğuyla tanışma fırsatımız oldu. Bir kısmından istifade ettik, bir kısmının duasını aldık, bir kısmını elini öptük. Allah'a hamdolsun. Yetişmemizde onların çok büyük emeği oldu. Çok, o konuda çok şanslısınız hocam. Eyvallah. Herhalde dediğim gibi Avrupa'da öyle bir dezavantajımız var. Eyvallah. Eserde okudunuz, eser mezunusunuz. Bu eserde tam olarak hangi dalda tahsil gördünüz hocam? Evet. Biz Ezher Üniversitesi'nin Usulü Din, Din Usulleri Fakültesi'nde okuduk. Tabii Ezher Üniversitesi'nin Usulü Din Fakültesi, 1 ve 2. sınıfı karma, yani şu karma dediğimiz şu, 4 ana bölümden oluşuyor bu fakülte. Hadis, tefsir, felsefe ve İslam'a çağrı bölümü. Dolayısıyla 1 ve 2. sınıfı mantıktan felsefeye, İslam düşünce tarihinden Batı düşünce tarihine kadar, işte efendim Hristiyanlık ve Yahudiliğin dini terminolojisine kadar hepsi öğretiliyor 1 ve 2. sınıfta. Ondan sonra 3 ve 4. sınıfta da tahassus dediğimiz ihtisas bölümü başlıyor. Biz hadis bölümünü tercih etmiştik. Hadis bölümünde 3 ve 4. sınıfında okuduk ve hadis bölümünde ihtisas gördük. Allah'a hamdolsun çok zevkli, çok lezzetli ve hadis ilmi doyumsuz bir ilim gerçekten. Ve dilimizin döndüğü kadar ve gücümüzün yettiği kadar hem okulumuzda hem de birçok Ezher Üniversitesi'nin içinde olan profesörlerin özel halkaları olurdu. Evlerinin yanında, evlerinde. Biz o halkalara gider, ziyaret eder. O halkalara katılır. Okul dersimizden sonra o halkalardan istifade ederdik ki bize çok büyük katkısı olmuştur. Unutmadığım bir hatıramı burada paylaşmak isterim. Muhammed Ammara vardı. Biz ondan özel ders alırdık. Allah gani gani rahmet eylesin, vefat etti. Bizi de çok severdi. Bir gün ben kendisinden böyle bir ders arzu ettiğimizi, kendisi İslam düşünce tarihi ve hadis konusunda çok etkili bir insan. Dünya çapında entelektüel bir ilim adamı, bilim adamı. Dedim ki, efendim yani biz sizi tanıyoruz, istifade ediyoruz ama yani bir özel arkadaşlarla sizinle birlikte bazı konuları sizin Femi Muhsin dediğimiz yani ağzı düzgün, seyri sülükü düzgün, hayatı düzgün, ilim çok önemli ama
düzgün insanlardan alırsanız çok daha güzel olur. Dolayısıyla biz sizden kendimizi şekillendirecek adeta yol haritası olacak kendimize ve geleceğe dair düşüncelerimizi şekillendirecek ilim almak istiyoruz deyince tabii evladım ne demek dedi. Ya büneyye diye hitap ederdi bize yavrucuğum diye. Tabii evinde başladık. Sonra bazı arkadaşlar da gelince ev tabii ev hali dar bir ortam olunca oradaki mahallenin yakınında bir mescitte devam ettik. Hiç unutmuyorum. Evine giderken pazar yerinden geçtik bir akşam üzeri. Öğrenciyiz, portakal, muz falan bir şeyler aldık. Evine gittik. Ben tabii bizim adetimizdir bir eve ziyarete giderken genelde Osmanlı bakayesi olan tüm ülkelerin vatandaşlarında böyle bir şey vardır. Hediyeyle gidilir ki hediyeleşmek sünnettir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hediye verin, birbirlerinizi seversiniz der. İnsanlık kültüründe de bu hediyeleşme var tabii. Biz işte biraz da ezilerek, büzülerek poşetleri doldurduk, eve girdik, kapıya koyduk, iç kapıya. Hoca efendi ne getirdiniz dedi, gördü tabii derse başlayacağız. İşte dedi ki siz öğrencisiniz, ben öğrencinin burs parasıyla veya kıl kanaat geçindiği bu ücretiyle alınan bir şey yemem. Bunlar alacaksam ben alırım ve size veririm dedi. Onu unutmam. Allah razı olsun. Hem hizmet etti bize, hem ders verdi, hem bizim yetişmemiz için bizi yönlendirdi. Bunun karşılığında para yok, şu yok, bu yok. Yani niye? Bunlar hasbi insanlardı. Bunların tüm düşünceleri yaşanabilir bir dünya olsun. İnsanlar huzur içinde yaşasın. Bunları yaparken de Kur'an'ın tabiriyle hani peygamberler diyorlardı ya Allah'ın davasını anlatırken bunun karşısında sizden bir ücret istemiyoruz. Ücretimizi Allah'tan alacağız diyorlardı ya. Onlar da öyleydi. Önden gidenlerin asıl müessir gücü, önden gidenlerin toplumu bu kadar etkilemelerin sebebi oydu. Onlar dediklerini yaşayan ve bunun karşılığını da Allah'tan bekleyen insanlardı. Bu arada da hocamıza da Allah rahmet eylesin Muhammed Ammar'a. Vefat etti. Öyle bir hatıram da onunla olmuştu. İşte önden gidenler tam olarak bu arada hocam. Seneden sonra Almanya'nın bir şehrinde oturup da talebesi onun hakkında rahmetle anıyorsa demek ki güzel eserler bırakarak gitmişler. Hocam eserde bizim teşkilattan çok yakın tanıdığımız isimler sizin sınıf arkadaşınız, okul arkadaşınız. Biz bazen sorduğumuz oluyor haliyle. Sizin haberiniz yok ama arkanızdan hani Kemal hocam üniversite döneminde nasıldı dediğimiz oluyor. Söylenen hep 2-3 kelam vardır hocam. Bir çok çalışkan, 2 ekibin başında her zaman liderliği yapan kişiler. Gerçekten böyle miydi? Orada Türk veya milli görüşten gelen talebeleri toplayan, etrafında onlara başkanlık yapan, yeri geldiğinde abilik yapan isim miydi Kemal Ergün? Yoksa daha çok kenara çekilip ilimle, irfanla meşgul olan teşkilat, cemiyet çalışmalarını kenara iten kişi miydi? Şimdi tabii insanın kendisinden bahsetmesi hoş bir şey değil tabii ama bu arkadaşların hüsnü şehadetidir. İnşallah Cenab-ı Hak onların hüsnü şehadetini kabul etsin. Bizim lise dönemimiz çok başarılı bir öğrenci değildik biz. Genelde teşkilat işlerinde çok daha koştururduk ama üniversite dönemimiz hakikaten başarılı bir dönemdi. Yani hem ders hayatı noktasında, okul hayatı noktasında çok başarılı bir dönemdi. Allah'ın lütfu sayesinde hem de teşkilat çalışmaları noktasına başarılıydı. Tabii İstanbul'dan almış olduğumuz tecrübe ve oradaki bizi yetiştiren abilerimizin bize vermiş oldukları ahlak ve teşkilatçılıkla orada 5-6 arkadaşımızla bu çalışmaları başlattık. Sadece biz değil, oradaki çalışmaları 6 tane arkadaşımız, bilemediğiniz 8 tane arkadaşımızla birlikte öncülük yapıldı. Biz ne kadar orada bu çalışmalarımızı önde olmuşsak bu arkadaşlarımızla birlikte olduk. Yani bu 8 arkadaşımızı unutmamak lazım. Onlarla birlikte bu çalışmalar yaptık. Hakikaten şunu söyleyebilirim. Bizim 450'ye yakın üniversite evimiz vardı. Ve bunlar her cuma saat 7'de akşam olduğunda İbni Kesir dersi olurdu. 20'şer kişilik halkalar her evde. Herkes bilirdi. Koltukların altında İbni Kesir kitabı olunca o milli görüşün bir
sohbet halkasına katıldım. Nubuatur Rasul ma tahakkaka minhu ve ma yetahakkak. Bir arkadaşımızın, bir abimizin de Hindistanlı bir master tezi vardı. Peygamber aleyhissalatü vesselamın haberleri, hadisleri, gerçekleşenler ve gerçekleşecek olanlar diye bir çok güzel Darul Hadis'in bastırdığı bir kitap vardı. Bu iki dersi takip ederdik biz. Ve düşünebiliyor musunuz? Yani 2500 arkadaş aynı anda farklı evlerde ilim tahsil ediyor. Her birinin başında bir sohbet görevlisi var. Kahire'yi üçe bölmüştük. Bir doğu, bir batı, bir de orta Kahire diyerek. Her birinin bir bölge başkanlığı var. Her birinin bir yönetimi var. Ve her sohbet halkasının işte sorumlusu var. Herkes sohbet halkasının sorumlusu, onların abisi, sizin burada şu anda bizim yaptığımız abi kardeş, abla kardeş projesi gibi. Onların dersiyle, hastasıyla, sökeriyle bu abiler ilgilenirdi ve ev reisleri olurdu. Her evin bir abisi var. O ev reisi sohbet halkasının başkanına karşı sorumluydu. Ve derslerle ilgili bizim oradaki temel gayemiz toplumsal iddiası olan şahsiyetli birey yetiştirme ve ilim talebesi zamanını boş geçirtmeme, hem İslami ilimler hem tüm ilimleri alsın ve topluma faydalı olacak, dünyayı tanıyan, yani uzayda gezen değil, geçmişe takılıp geleceği unutan değil, geçmişin mirasını alıp geleceği şekillendiren, toplumsal iddiası olan gençler yetiştirelim diye orada camiler vardı. Camilerin yakınlarında da yanlarında da bir kısım eğitim merkezleri vardı. Biz o camilerin başkanlarıyla gidip teker teker konuşup, ya bu camilerin işte şu saatlerde bu eğitim merkezlerini bize verir misiniz? Biz burada ders arkaları yapacağız dediğimizde ne demek dediler. Allah onlardan razı olsun, bize çok büyük öncülük ettiler. Çok camiyi biz bu şekliyle ilgili başkanlardan, vakıf camilerini almış ve eğitim merkezlerinde Ezher Üniversitesi'nin bir kısım hocalarını veya bir kısım kanaat önderlerini, işte 3. sınıf, 4. sınıftaki arkadaşlarımızı, yeni gelen hazırlıkta olan, 1. sınıfta olanlara özel okul derslerini daha okula girmeden biz orada onlara veriyorduk. Çok sistematik bir yapımız vardı. Yine merkezimiz vardı 2-3 ayrı yerde. Dolayısıyla biz kamplarımız, eğitim kamplarımız, spor kamplarımız da olurdu yani. Sadece eğitim kampları değil. Gezilerimiz, yani kültür gezilerimiz işte yatılı olurdu, gündüzlü olurdu. Yani Mısır'ın birçok yerine kültür gezisi olarak da öğrencilerimizi, kardeşlerimizi götürüp onlara mihmandarlık yaptık. Ve biz orada üniversite hayatı noktasında başarılı bir Allah'ın lütfu sayesinde öğrenciliğimiz oldu. Teşkilatçılık noktasında da kardeşlerimizle birlikte bu çalışmaları yaptık. Ancak şunu söyleyebilirim. Bizim bu noktada orada başarılı olmamızda temel espri disiplindi. Yani ben Allah'a hamd ediyorum ki Cenab-ı Hak bize orada disiplinli bir şekilde çalışma imkanı verdi. Mesela ne yapıyorduk? Bizim tabii teşkilatta da sorumluluğumuz olduğu için zamanımızı bölmemiz lazımdı. Yani uyku, ders okulda var. Bir de teşkilat çalışmaları. Ben hayatımda şunu gördüm. Sadece derse odaklanıp insana hizmeti kenara bırakan insanlar toplumun belki başarılı bir eğitim hayatı yapıyorlar ama topluma faydalı olamıyorlar. Hem ders hem de insana faydalı olacak bu teşkilat çalışmaları, toplumsal çalışmaları, toplumlara faydası olacak çalışmaları takip eden insanlar derslerinde de başarılı oluyorlar. Mezun olduktan sonra da hayatlarında başarılı oluyorlar, insanlara faydalı oluyorlar. Bizim bir çalışma kılavuzumuz vardı. Benim şahsen günlük, haftalık, aylık çalışma takvimim vardı. Şu saatte kalkacağım okul döneminde, şu saatte dersimi yapacağım, şu saatte duşumu alacağım, şu saatte misafirliğe gideceğim, şu saatte teşkilat çalışmalar yapacağım, şu saatte şunu yapacağım. Emin olun saat, 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 bilen arkadaşlar bilir, saatle uygulardık biz bunu. Ben zaman içinde, zaman Allah'ın halk ettiğine inanıyorum. Yani disiplinli ve sistematik çalışıldığı zaman, zaman içinde zamanın halk olduğunu gören insanlardan biriyim.
Burada da bir hatıramı anlatmak isterim. Yani çok süper zeka olan biri değiliz biz yani. Orta halli, Allah'a hamdolsun. Bir arkadaşımız vardı. Çok zeki bir arkadaş. Bu arkadaşımız tabii dersini bitirmiş. Ne yapacak? Bir yere gelecek. Bir arkadaşın evine ziyarete gidecek. Onunla hasbihal edecek. Gırgır yapacak, şamata yapacak. Yani sonuçta dinlenecek. Bir gün baktım ders yapıyoruz biz. Benim saatim tabii o saatte olmamış. Zil çaldı. Baktım bu arkadaş geldi. Zeki olduğunu biliyorum. Dersini bitirmiş belli. Ondan sonra nasılsın hocam falan dedi falan. Elhamdülillah. Hemen ben şimdi misafir geldi ya bizim arkadaşımız. Ocağa gittim çayı koydum. Çayı demledim. İşte müsaade istedim biraz daha devam edeyim diye. Çay yaptık. Beraber içtik. Ama zaman gitti. Aradan birkaç zaman daha geçti. Arkadaş yine demek ki yani bizim 3 saatte yapacağımızı o yarım saatte becerebiliyor. Cenab-ı Hak ona öyle bir kabiliyet vermiş. Zil yine çaldı. Bu yine geldi. Dedim ki sen salonda otur. Ben dedim ocağa çayı koyuyorum, suyu. Kaynadığı zaman demle, bizi de çağır dedim. Güldü tabii. Çünkü yetiştirmemiz mümkün değil. Tamam dedi, demledi, çağırdı. Aradan birkaç zaman daha geçti. Yine geldi bu arkadaş. Zile bastı. O hoş geldin dedim. Ocağa git, çayı demle, bizi öyle çağır. Çünkü bu disiplini yapmadığınız zaman ne eğitim hayatınızda ne de toplumsal hayatınızda başarılı olabilmeniz mümkün değil. Yani kişinin kendisini tanıması lazım. Yani pozitif yönlerini de negatif yönlerini de tanıması. Bu teşkilatçılık içinde öyle, eğitim hayatı içinde öyle, işte efendim normal sosyal hayat içinde öyle, aile bireyi, aile işte babalıkta öyle, annelikte öyle, her şeyde öyle. Yani kişi kendini tanıyacak. Kendini tanırsa nerede eksikleri var, nerede fazlalıkları var, nerede negatif yönleri var, nerede pozitif yönleri var, bunu da iyi yönetmesini bilirse Allah'ın izniyle dünyası da mamur olur, ahireti de mamur olur diyorum. Aslında güzel bir konuya değindiniz hocam. Bizim teşkilat içerisinde üniversite olsun, lise olsun arkadaşların klasik iki bahanesi vardır. Ya okul ya teşkilat kişi arasında seçim yapması gerekir. Siz bunun herhalde disiplinli bir şekilde zamanlara bölülerek ikisinin yan yana çok iyi bir şekilde gidebileceğini bizlere izah etmiş oldunuz. Ben teşkilat ve eğitim hayatının zülcenaheyn dediğimiz iki kanat olduğuna inanıyorum. Yani eğer sadece teşkilatçılık olur kuru kuruya, bu alttan ilimle ve argümanlarla beslenmezse, emin olun o şahıs büyük bir kasırga geldiği an onu alır bir tarafa sürükler, kendisi bile tanıyamaz. Sadece ilim ile bu işleri yapar. Teşkilat hizmetleri yani toplumsal hizmet, bir toplumsal tasavvur, medeniyet tasavvuru olmayan bu insanlar da aynısıyla büyük bir kasırga geldiğinde o insan savrulabilir, evrilebilir. Şimdi bizim gençlik teşkilatımızın başlattığı ve kadınlar gençlik teşkilatımızın başlattığı komşuna el uzat projesi eğer bir toplumsal iddiası olmasa bu sıkıntılı süreçte benim gencim Ahmet'im, Ayşem, Fatma'm, Ali'm niye sokağa çıksın? Niye yaşlı insanlara işte efendim sosyal mesafe olmasına rağmen belki üzerine bir şey sirayet edecek? Toplumsal iddiası var. Bu toplumsal iddia şahsiyetli birey ve bir medeniyet tasavvuru olan, çünkü bizim temelimizde ne var? İnsanın en hayırlısı insana hizmet edeninizdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadis-i şerif var. Onun için bu temel değerlerle beslenen genç zülcenaheyn olur. Yani iki kanatlı olur. Biri birbirini tamamlar. Biri eksik olursa diğer eksik olur. Hiçbir genç şöyle bir iddiada bulunmasın. Efendim ben zaman bulamıyorum. Allah Kur'an-ı Kerim'de zamana yemin ediyor. Vel asr diyor. Asra yemin olsun ki. Bu bizim için bir öğretidir. Zaman bulamıyorsa onun disiplinsizliğindendir. Biraz önce ifade ettik ya, kendini tanımıyor. Kendini tanıdığı an, bunu zamanladığı, planladığı an zaman bulacaktır. Biz hep diyoruz ya, çalışma takvimi, çalışma takvimi, çalışma. Bunu yaşamış bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Yani öğrencilik yılında çalışma takvimiydi işte bizim yaptığımız. Amel defteri gibi. Kapımızın arkasında olacak. Şu saatte şu, şu saatte şu, şu saatte şu, şu hafta sonu bu, bu ay bu, bu sene bu. Bunu zamanladığımız an
Eğitime de zaman var, teşkilata da zaman var, insanlığa da zaman var, akrabalık ilişkilerine de zaman var, aile bireylerine de zaman var, komşumuza da zaman var, yaşadığımız bu coğrafyada hizmet etmeye de zaman var. Zaman var. Aksi durum bahanedir. Başka bir şey değildir. Yani bahane üretmeden disiplinli bir şekilde zamanı değerlendirip hem teşkilat hem okul hayatını genç kardeşlerimiz, gençlik teşkilatlarımızın bünyesinde devam ettirmesi gerekiyor. Hocam demin ünlerin içerisinde bir bölüm vardı. Dediniz ki spor kampları yapıyorduk. Eyvallah. Sporla aranız nasıldı hocam? Spor yaptım. Belki birçok arkadaşımız bu yönümü bilmez. Ben sağlıklı beslendiğinizi çok iyi biliyorum. Evet. Bunu sormuştum ama sporla... Güreş yaptım. Okul hayatımız döneminde güreş turnuvalarına katıldık. Okulumuzu temsil ettik. Bir müddet karate yaptım. Yani her gencin yaptığı kadar ama fena bir güreşçi değildim. Öyle söyleyebilirim. Var mı hocam dereceler? Var. Yani ilk 3 derecelerim var. Birinci olmasa bile. Bazı yerlerde birinciliklerim var ama üçüncülüklerimiz falan var. Ama şu anda bu spor, egzersiz ve buna benzer meselelerde çok iyi olduğumu söyleyemem. Maalesef. Yani yoğunluktandır yani, değil mi hocam? Maalesef. Hocam bu yoğunluğun arasında... Ama yine de söylediğim gibi bu zaman dilimini ayarladığımızda bunun olabileceği kanaatindeyim. Herhalde tembellikten herhalde. Gençlikte herhalde o bir zaman bölümünde spor bölümü vardı. Vardı. Değil mi hocam? Evet evet. Olmalı zaten. Olmalı zaten. Eyvallah. Hocam yoğun gündem dedik. İlimden bahsettik. Eserde okumuşsunuz. Bunun tabi haliyle bir sorumluluğu ve yükümlülüğü var. Kitap okumaya vaktiniz var mı hocam? Kitap okurum. Kitap okumayı da severim. Ne kadar okuyorsunuz misal? Eskiden yani genel başkan genel merkeze gelmeden önce şunu söyleyebilirim. Yani bir zaman dilimi mutlaka kitap okurdum. Hatta yani belki özele geçecek ama ben gece yatmadan önce kitap okurdum genelde uzun bir müddet. Hanımın da çok hakkına girmişimdir bu şekilde ama bana her şeyiyle tahammül ettiği için onda da tahammül etti Allah razı olsun. Ama genel merkezin çok yoğun koşturmacasından dolayı o kadar zamanım olmuyor. Çok da çok kitap okuyabiliyorum dersem yanlış olur ama buna rağmen yollarda falan giderken özel kalemdeki arkadaşlar bilir genelde ben bazıları arabada kitap okuyamaz. Başı döner, işte midesi. Elhamdülillah Cenab-ı Hak bize o noktada imkan verdi. Fark etmez benim için. Ben arabada çalışabiliyorum yani Allah'a şükürler olsun. Kitap okuyorum ama arzu ettiğim seviyede değil. Mesela en son okuduğum kitap Ömer'ini arayan yüzyıl. Hazreti Ömer'in idari boyutunu ortaya koyuyor. Çok güzel bir kitap. Tavsiye edebilirim. Yine yayın evimiz Plural yayın evinin hemen hemen her kitabını okudum. Hemen hemen. Yani belki baştan aşağı bazısının olmamıştır ama geneli itibariyle hepsini okuduğumu söyleyebilirim. Çok da etkilendim. Çok da istifade ettim. Hangisi hocam en çok sizi etkileyen kitap? Yani tabii İslami ilimler serileri falan onlar tabii usul kitaplar. Onları okudum. Allah'a hamdolsun. Hiç şüphesiz Cihat kitabı, Saffet Köse hocamızın Cihat kitabı çok önemli bir kitap. Ve Önden Gidenler kitapları, ben çok onlardan istifade ediyorum. Özellikle Ali Azizet Beyov için hayatı ve rahmetli hocamızın hayatı, yani Necmettin Erbakan kitabı beni çok etkiledi. Yani ilim adamlığı, mücadeleci kişiliği, yani düşünebiliyor musunuz? Yani 20 küsür yaşında, 26 yaşında bir insan... İki tane doktora tezi yazabiliyor. İlim insanlığa faydalı olmak için. Ve hayatında hiç yeis yok. Ümitsizlik yok. Mücadeleci kişiliği. Topluma faydalı sağlamak için. İnsanları işte efendim doğru bildiğini aktarabilmek için. Nezaket abidesi. O kitapta da bunu gördüm. Özellikle yayın evimizin çıkartmış olduğu Necmettin Erbakan kitabı Önden Gidenler serisinde. Ben orada da rahmetli Erbakan hocamızı daha yakinen, özellikle daha güzel bir şekilde ele alınmış. Ali İzzet Begoviç'i, işte Mahmut Sami Efendi, Mehmet Zahit Kotku gibi önden gidenler, örnek şahsiyetler kitaplarını zevkle okudum. Çok da istifade ettim. Mahmut Sami Efendi'nin de o züht hayatındaki yaptıkları, züht hayatındaki işte... İnsanlara faydalı olması, kardeşlik
Mehmet Zahid Efendi'nin çok güzel bir sözü var. Diyor ki arkadaşlık pek iyi demekle kaimdir yavrum diyor. Yani her şeyde benim dediğim olacak, her şeyde efendim işte ben önde olacağım. Yani pek iyi demesini bilmek lazım yani. Dolayısıyla bunların hayattan okumak lazım. Bu insanlar özel insanlar, emin olun toplumları dönüştüren insanlar. Bunlar sıradan insanlar değil. Her birinden alacağınız güller var. Her birinden alacağınız müthiş tecrübeler var. Ha her bak bahsettiğimiz bu insanların her yaptıkları doğru, her söyledikleri işte efendim bunlar insandır yani. Sonuçta eksikleri olacak, hataları olacak. Bir kısmının fikirlerine katılmayabilirsiniz. Ama yani genel itibariyle bu insanlar gerçekten hem mücadeleci kişilikleri, hem nezaketleri, hem zarafetleri, hem de insana faydalı olma noktasında topluma yüzyıllar boyunca örnek olabilecek insanlardır. Yani Malcolm X mesela onun hayatını yine bu önden gidenlerde okudum. Yani Ali Ezzet Bakoviç'i düşünebiliyor musunuz? Yani işte komutanları gelip düşmanımın bize yaptıklarını biz de yapmak istiyoruz dediğinde işte savaşı kaybettiğiniz gün düşmanınıza benzediğiniz gündür demesi unutulacak bir söz mü yani? Büyük dava. Yani bu, tabii ki bu dava insanı, insan sevgisi olmayan bir insan bunu söyleyebilir mi? Hakarete vuruyorsunuz ama siz hakaret etmiyorsunuz ve kin tutmuyorsunuz. Allah'a havale ediyorsunuz. Bu peygamberi bir yoldur. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke-i Mükerreme'ye girdiğinde muzaffer bir komutan, devesinin üstünde boynu aşağıda, istese kendisine zulmeden, hakaret eden, çocuklarının bir kısmının ölümüne vesile olmuş, arkadaşlarını taşlayan, boğazlayan insanları ne yapardı? Öldürebilirdi. Yok etmesi lazım. Tabii. Normalde bizim şu andaki toplumsal algıya göre intikamını alması lazım. Ne dedi? La tesribel yevm. Bugün kınama günü değil. Yusuf'un kardeşlerine dediği gibi diyorum. Hepiniz özgürsünüz. Hoşgörü. Hoşgörü. Tahammül. Bilmiyorlardı ya Rabbi. Bilselerdi yapmazlar. Bu ahlak. Eddebeni Rabbi fe ahsenete edibi diyor ya. Bu Allah terbiyesidir. Beni Allah terbiye etti. Terbiyemi de ne güzel etti. Bunlar işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Allah terbiye etti. Allah'ın terbiye ettiği insan ne güzel olur, ne yüce olur. Kur'an'da buna da işaret var. Bu bahsettiğim önden gidenler de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yolu onları terbiye etti. İşte bu yol güzel bir yol. Bu yolda gençlerimiz bu öncüleri takip etmeli. Bunların öğretilerini, bunların işte hayat mücadelelerini örnek almalıdır diyorum. Yani sadece sosyal medyadan takip eden bir gençlik var hocam. Birazcık da öyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Bu saydığımız isimlere kitap okumadan olmuyor demek ki. Yani bunu illaki bizim yayınlarımızda da var, diğer yayınlarda da olabilir. Bu isimler teker teker okunarak, hayatları araştırılarak belki şu yaşadığımız toplum içerisinde birkaç tane daha aliyayı çıkartmış olabiliriz diye tahmin ediyoruz. Işte. Hiç şüphesiz. Hiç şüphesiz. Yani çıkartmamız gerekiyordu. Tabii ki. Yani şunu söyleyebilirim. Yani kitap okumanın lezzeti bilgisayardan veya işte efendim sanal platformlarda olmaz. Kitaba dokunacaksınız. Onun kokusu size bir gelecek. Yani kiminiz yatarak, kiminiz masada, kiminiz yatakta fark etmez. Ama o kitapla kitabın içine gireceksiniz. Ben gençlere özellikle mutlaka düzenli kitap okumalarını tavsiye ediyorum. Yani bizim bir gencimiz haftada bir kitap bitirebilmedi, bilmeli. En az haftada, olmadı ayda bir kitap bitirebilmeli. Yani ben işte platformlardan indirdim, şunu takip ediyorum. Hayır, kitap. Yani teşkilatımız Allah'a hamdolsun bu konudaki tüm eksiklikleri sohbet kitaplarından, Rıdvan derslerinden, Erkam sohbetlerine, kürsüden gönüllerinden, fetavalara, işte günlük pratik fıkıh sorulardan, el cevaptan, örnek şahsiyetlere, İslami ilimler serisinden, felsefe kitaplarına, panel serisinden, düşünce serisi hepsi var. Hepsi. Yani biz bunları hazır, mutfakta hazır hale getirmişiz. Veya un, şeker, su diyoruz. Öyle söyleyelim. Bunlar var. Bunları da karmışız. Helva da yapmışız. Helvayı da yapmışız yani. Yap demiyoruz. Ya buyur al. Lütfen şu çatalı da helvaya batır. Ye diyoruz. At, bunu da yemeyecekse yazık olur yani. Buradan gençlere seslenmek istiyorum hocam. Eyvallah. Bol bol okumalarını tavsiye ediyoruz.
Hocam demin zikretmiştiniz. Yoğun bir koşturmaca 2011 yılında genel başkan oldunuz. Eyvallah. Ben çok iyi hatırlıyorum. Bir pazar sabahıydı hatta duymuştuk genel başkan olacağınızı. Eyvallah. O zaman Yıldız'a gidiyorduk hatta. Oğlunuz Hasan Basri ile beraber. Biz üzülmüştük kendi adımıza. Bölgemizden bölge başkanımızın gittiğine. Çok uzun şu anda 9. sene. Eyvallah. Yoğun bir tempo. Teşkilatın o günden bugüne geldiğini hani överek anlatmaya çok gerek yok. Zaten görünüyor. Estağfurullah. Bahsettiğimiz kitaplardan kurumsallaşma sürecine kadar büyük bir yol kat ettik. Hocam yollarda geçiyor gününüz. Biz az çok sosyal medyadan takip edebiliyoruz. Şimdi bizde şöyle bir adet vardır. Mücahit hep genellikle erkek olur ama asıl gizli kahraman bu işin hanımlar mı? Evde bekleyen yenge hanım mı? Misal bu soru nasıl cevaplardınız hocam? Yenge hanımın sizin yapmış olduğunuz bu çalışmaların içerisindeki faktörüne, hakkı ne? Veya siz cihad ederken onun cihadı ne? Aslında çok güzel bir soru sordunuz. Ben bu tip özele çok fazla girmek hoşuma gitmez ama madem gençlerle baş başayız, onlara örnek olsun diye ailemden de bahsetmek isterim. Bir şeyden yaşıyoruz hocam. Bu genel sıkıntı şu anda eşim gitmesin. Tabii. Hanım gitmesin teşkilatı. Cuma sohbetinde de buna değinmiştiniz. Tabii. Zaten. Şimdi şunu söyleyebilirim. Bizim yapmış olduğumuz bu çalışmaların tamamı bir ibadet ve cihat. Biz buna böyle inanıyoruz elhamdülillah. Tek başına bir bireyin bu işleri yapabilmesi mümkün değil. İster erkek olsun, ister kadın olsun. Ailesinden destek almadığı sürece bu iş güdük kalır. Biz çocuklarımız çok ufaktı. Teşkilatımızın bölge başkanlığını yaparken aynı zamanda haç genel koordinatörlüğü vazifemiz vardı. Ve senenin bir bölümünü hatta bir kısmını hem haç döneminde Allah kabul etsin hacılarımıza hizmette hem de ondan önceki haç hazırlıkları oteldir, resmi işlerdir. Suudi Arabistan'da geçirmek durumunda kalıyorduk. Ama bir defa bile Allah kendisinden razı olsun ben hanımımdan ya işte sen mi yapacaksın sadece bu işi? Bizim çocuklarımız ufak. Daha anaokuluna gidiyor. Diğeri ilkokula gidiyor. Yani başkaları yapsın duymadım. Bu bir cihattır. Allah senden razı olsun. Kahvehanede de olabilirdin. Yanlış yerde de olabilirdin. Allah seni İslam'a hizmet ettirdi. Senin sayende de ben sevap alıyorum. Dediğin hep şahit olmuşumuzdur. Zorlukları var mı? Elbette olacak. Ama bunun karşılığı da Cenab-ı Hak nasip ederse hem dünyada hem de ahirette de olacak. Sonuçta biz birbirlerimizin örtüsüyüz. Yani insan eşsiz yarım olur. Erkek kadınsız, kadın erkeksiz. Kur'an'ın tabiriyle biz birbirlerimizin örtüsü olduğumuza göre birbirlerimizi tamam edeceğiz. Bu bağlamda özellikle bu çalışmalarda, bu yoğun tempolu çalışmalarda aile bireylerinin desteği de çok önemli. Yani bizim çocuklarımızın hiçbir zaman bize, yani bunu şey için söylemiyorum, Allah biliyor. Ben yaklaşık 20 küsür yıldır Kurban Bayramı'nı evde geçirmedim. Yani bizim bayramımız olmadı. Daha güzel bayramımız oldu ayrı şey Mekke-i Mükerreme'de. Ama bir defa baba veya bey işte bizimle bir bayram yapmadın ifadesini duymadık. Hatta bir defasında Ömer bin Abdülaziz'in hayatını okumuş bizim küçük oğlan o zaman. İşte burada ortaokula gidiyordu. Genel merkezde programlar bitti. Erken eve gittim. Onun çocuğu da babasına annesi. Baba bu saatte ne işin var? Ümmetin bu kadar işleri var. Sen niye bu saatte erken geldin dediğine şahidim. Ve çok teşekkür ettim. Allah senden razı olsun dedim. Allah senden razı olsun. Biz çocuklarımızı teşkilatımızın sayesinde ve anneleri sayesinde yetiştirdik. Allah annelerinden razı olsun. En büyük desteğimiz o oldu. En büyük desteğimiz çocuklarımızın yetişmesinde teşkilatımız oldu. Yani sizler oldunuz, abilik yaptınız, kardeşlik yaptınız. Yani kimisi bu işlerde koşturacak, teşkilata sahip çıkacak evlatlarımıza. Ve teşkilata güveneceğiz. O ortamları hazırlayacağız. Dolayısıyla beyler öndeyse hanımlar kendi çaplarında bu çalışmaya destek olacak. Beylerine yardımcı olarak.
Teşkilatlarda görev olacak. Şubede görev alacaksın dedim. Hep şubede görev almıştır. Lahmacun da yapmıştır, çocuk da okutmuştur, idarede de olmuştur. Yani sıkıntı yok. Şubede görev alacaksın. Niye? Bunun farklı güzelliklerini gördüğümüz için. Hani görev yani, olacak. Görev olacak. Görev olacak. Görevsiz olmaz. Görev olacak. Biz hep söylüyoruz ya, bizim iki tane nikahımız var diyoruz. Biri eşlerimizle, biri de teşkilatımızla. Nikahsız olmaz. Onun için görevsiz olmaz. Ama şunu görüyoruz ki bu hayat bir gün geçecek. Yani şimdi daha bugün sabah hanımla evde kahvaltı yaparken bizim evliliğimizin 25 yılı olmuş. Yani şaşırdık ya. 25 yıl olmuş. Ne kadar çabuk geçti dedik. Elhamdülillah. Tabii ki evliliklerde zaman zaman aile işlerinde bir kısım şeyler olur. İnişler olur, kalkışlar olur. Ama Allah'a şükürler olsun. Mücahide, mücahit, davasına bağlı bireyler bu tip meseleleri büyütmezler. Değil mi ki hak yolunda gayret ediyoruz? Değil mi ki insanlık için çalışıyoruz? Ne anlatıyoruz biz? Allah'ı anlatıyoruz. Neye gayret ediyoruz biz? İnsanlara emri bil maruf nehyanil münker. Arzumuz ne? Tüm insanlık Kur'an'ı tanısın. Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ı tanısın. Ön yargılar ortadan kalksın. Gayemiz ne? Hazreti Adem'in tüm çocukları. Hazreti Havva'nın tüm çocukları. Hristiyanıyla, Yahudisiyle, dinlisiyle, dinsiziyle. Fark etmez. Hangi inanışta olursa olsun ortak bir zeminde insan olma paydasında huzur içinde bir arada yaşayabilsin. Birbirlerimize müdahale etmeyelim. Olunca niye birbirlerimize yardımcı olmayalım? Eğer müsriflik yoksa, ihanet yoksa, ahlaksızlık yoksa, aldığımız kazandığımızı sağda solda çarçur etmek yoksa, işte efendim birbirlerimize ihanet yoksa, yanlış yerlerde vaktimizi geçirmiyorsak, Allah'ın dinine hizmet, insanlığa faydalı olmada hizmet varsa niye birbirlerimize tahammül etmeyeceğiz? Bazen ben bakarım çocuklarıma, hanımım gider hizmetini yapar. Bazen hanımım bakar, ben gider hizmetini yaparım. Yani bunu büyütmenin bir anlamı yok. Asıl bu işin neticesini biz inşallah berzah aleminde, kabirde ve inşallah cennette göreceğiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz demiyor mu? Murabıtların amelinin bitmeyeceğini, murabıtların onların amelinin kapanmayacağını, kabrin fitnesinden emin olacağını, murabıtların kabrin fitnesinden emin olacağını ve onun amelinin büyüyerek kıyamet sabahına kadar büyük dağları geçeceğini söylemiyor mu? Murabıtı da tarif ederken ne diyor? Görev mahallinde aldığı görevin hakkını vererek o görev mahallini terk etmeyen, hizmet eden. Hatta bir hadis-i şerifte devenin göğsünden süt kabına dökülen zaman kadar bile murabıt olan, Allah yolunda gayret eden, mücadele eden insanın murabıt olduğunu söylüyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İnsan bunun karşılığında cennet varsa, bunun karşılığında efendim cemalullah varsa, bunun karşılığında aile huzuru varsa, bunun karşılığında kabrin fitnesinden, sıkıntılarından emin olmak varsa niye biraz terlemesin? Niye biraz fedakarlık yapmasın? Niye biraz gayret etmesin? Bunları söylerken bazı arkadaşlarımız şöyle yanlış anlıyor. Aileni ihmal et. Hanımını ihmal et. Beyini ihmal et. Çocuklarını ihmal et. İslam toplumu, milli görüş teşkilatları böyle bir yani kelime bulamıyorum ama lüzumsuz bir ifade kullanamaz. Ailesiyle ilgilenmek peygamberi bir vazifedir. Çocuklarıyla ilgilenmek nebevi bir vazifedir. Bizim önderimiz, rehberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'dır. Hanımlarını ihmal mi etmiş? Çocuklarını ihmal mi etmiş? Bu teşkilat çalışmalarının hiçbiri ne beylerimizi, ne hanımlarımızı, ne çocuklarımızı ihmal ettirecek bir çalışma değildir. Sadece işte sorunun başında söylediğiniz gibi zaman ve disiplin, çalışma takvimi. Bunu ayarlamaktır. Ayarladığımız zaman her işe istirahate de zamanımız var. Çocuklarımıza, ailemize de zamanımız var. Bu
teşkilat hizmetlerine de zamanımız var. Bunu sadece ayarlayabilmek önemli. Yani fedakarlık tek kişinin yapacağı bir şey değil hocam. Tabii ki. İki kişi yapacak. Ve hayatı da bir şekilde nasıl okul teşkilat arasında bir dengede tutmamız gerekiyorsa evle teşkilat arasında da dengede tutmamız gerek. Yani bir tarafa ağır basmayacağız. Önemli tabii ki. Olan, aynen doğru söylüyorsun. Genç kardeşlerimizden gelen sorulardan hocam evlilik yolunda gençlere tavsiyeleriniz ne olabilir demişler. Bu soru çok gelmişti. Onu da sormuş olalım. İlk önce ben tüm kardeşlerimize dinin yarısının tamamı olan evliliği tavsiye ediyorum. Ben değil, liderimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam tavsiye ediyor. Hatta sizin en tehlikeliniz bekarlığa özeninizdir. Bekar olarak kalanınızdır diyor. Ve evliliği tavsiye ediyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hiç şüphesiz o ne söylüyorsa doğru söylüyordur. Onun için ben hem kız kardeşlerime hem de erkek kardeşlerimize kendi düşünce dünyasından olan kardeşlerimizle evliliği tavsiye ediyorum. Tabii evlilik Allah'ın takdiridir her şeyde olduğu gibi. Gönül meselesidir. Bu şurada anlaşılmasın. İşte sipariş üzere bir evlilik olmaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir tanesi biriyle evlenmek istiyor. Tavsiye ediyor biri. Peygamberimize geliyor Aleyhisselatü Vesselam Ensardan biri. Hatta muhacirlerden biri. Sen diyor onu gördün mü? Görmedim ya Resulullah. Aleyhisselam sen onu gör. Ensarlı kadınların gözlerinde bir şey vardır diyor. Çekik gözlü olurmuş ensarlı kadınlar. Mekkeliler biraz daha farklı. Belki diyor beğenmezsin. Gör. Görecek tabii yani. Görecek, konuşacak, oturacak. Her şeyin bir adabı, edebi var. Gönlü ısınacak. Onunla siparişle evlilik olmaz. İslam'ın tavsiye ettiği de bu. Ben görücü usulüyle evlendim efendim. Ne demek görücü usulü? Birileri tavsiye edecek. O da onunla görüşecek. Kalbi ısınacak. Sonra evlenecek. Ancak ben evlenecek kardeşlerime üç şeyi tavsiye ederim. Birincisi, mütevekkil olacaklar. Evlilikten korkmayacaklar. Aile huzuru cennet kapısıdır. Onun için bu konuda özellikle Allah'a tevekkül, efendim şöyle olursa, geçinemezsem, şu olursa, işte birbirlerimizle uyum sağlayamazsak Allah'a tevekkül edeceğiz ya. Birincisi bu. İkincisi, mutlaka ailelerini tanıyacağız. Aileyi tanımadan, araştırttırmadan annemize, babamıza, bu konuda güvendiğimiz insanlara aileyi tanıyacağız. Aile çok önemli. Aile terbiyesi çok önemli. Bir insanın namazı, abdesti, düşüncesi önemli ama aile terbiyesi de çok önemli. Aileyi de tanıyacağız. Üçüncüsü de aynı düşünce ekseni etrafında olan insanların birbirlerini anlamaları daha kolay. Bu bağlamda bu üç nokta bir araya geldiğinde Allah'a tevekkül edecek, evlenecek. Biz görüyoruz işte gittiğimizde çalışmalarla ilgili hem erkek kardeşlerimizden hem hanım kardeşlerimizden evlilikle ilgili mesafeli olanları görüyoruz. Bu doğru değil. Biz öyle bir dinin müntesipleriyiz ki evliliği teşvik eden bir dinin müntesipleriyiz. Korkmayacağız ya. Ha kaderde de ileride bir sıkıntı yaşanacaksa bu da bir imtihandır. Ama biz sıkıntı yaşayacağız diye hasta olurum ben diye sokağa çıkmamak nasıl tehlikeyse, bugünün için söylemiyorum. Sokaktan hastalık kapacağım diye bir insan evde kendini tecrit hayatı, hapishane hayatına alabilir mi? 30 yaşında bir genç. Olur ki sokaktan hastalık bulaşır. Bu ne kadar sakat bir düşünce ise geçinemem, anlaşamam, öyleyse evlenmeyeyim demek de aynen öyle sakat bir düşüncedir. Mütenasip bir durumda bu üç söylediğim ölçüyü yerine geldiğinde de evliliği niyet etmek lazım, karar vermek lazım, teşvik etmek lazım. Allah'a tevekkül edip bu konuda da adım atmak lazım diyorum. Genç kardeşlerime bunu tavsiye ediyorum. Çok teşekkürler hocam.
Vaktimiz artık yavaş yavaş dolmaya başlıyor ama sorularımız çok. Ben şöyle toparlayarak... Biz müsaitiz. Siz müsaitseniz bizim zamanımız var. Bizden de sıkıntı yok. Hayırlısı. Her şey yapabiliriz. Çünkü çok soru vardı. Eyvallah. Muhabbette haliyle. Evet hocam, başta da belirtmiştiniz. Bizde hani bir şey vardır, üslup vardır denir ya. Görev istenilmez, görev verilir. Şimdi genel başkan olmamış olsaydınız, teşkilatın içerisinde şu görev tam benim dediğiniz bir görev var mı hocam? İmamlık. Sen başta da belliydi hocam. İmamla anlatırken daha bir heyecan, daha bir şey oluyor. Evet. Fark ediliyor. Burada genç imamlar da dinliyordur illaki. Onlara tavsiye edeceğiniz bir iki tane madde var mı hocam? Bu teşkilatımızın en önemli hizmetlerinden bir tanesi burada imam ilahiyat meslek okulunun açılması ve kendi evlatlarımızdan yavrularımız bu noktada kimisini ilahiyata, kimisi bizim açtığımız okullara yönlendirilmesi. Şunu söyleyebilirim. Bizim teşkilatlarımızda, yüzlerce camimizde geçmişte Türkiye kökenli imam emekli olmuş veya emekli olmadan burada hizmet etmiş hocalarımız oldu. Hepsinin bizde büyük emeği var. Ama onların döneminin büyük çoğunluğunun bittiği kanaatindeyim. Kendi imamımızı bu topraklarda yetişmiş, bu toprakların kültürünü bilen, dini yaşamlarını bilen, bu toprakların algısını bilen imamlardan oluşması lazım. Farklı farklı dillerde konuşabilen imamlardan olması lazım. İmamlığın şartlarını da maddi manevi yerine getirildikten sonra bu arkadaşlarımızın kürsülerimizde, mihraplarımızda görevlendirilmesi lazım. Ben imam kardeşlerimize, özellikle genç imamlarımıza şunu söylüyorum. Hayat arzu ettiğimiz her şeyin birden olmasıyla oluşacak bir hikaye değil. Bazı konularda sabırlı olacağız. Cemaatin bizi yetiştirmesine de müsaade edeceğiz. Biz imamız. Her meseleyi biliyoruz anlamına değil. Okuyacağız. İmamlık kadar insanı yetiştiren başka bir şey yok İslami ilimlerde. Biz iyi bir okulda okuduk. İslami usullerin dünya çapında en iyi öğretildiği üniversitelerden bir tanesi Elazığ Üniversitesi'dir. Ama şunu söyleyebilirim ki teşkilatımızın mihraplarında, kürsülerinde öğrendiğimizi cemaatimizden, abilerimizden, ablalarımızdan, teyzelerimizden, amcalarımızdan, kardeşlerimizden öğrendiğimizi, o tecrübeyi okul hayatında biz öğrenmedik. Sabırlı olacağız. Ve şunu inanacağız, bu peygamber mesleği aleyhissalatü vesselam. Buna küsmeyeceğiz. Az bir sıkıntı oldu, alternatifim mi yok benim? Öyleyse falanca yere giderim, falanca işi yaparım demek, emin olun, sizin gibi insanların böyle bir şey söylemesi gayretullah'a dokunur. Biz, birçok kardeşimiz mühendislik yapabilir, doktorluk yapabilir, öğretmenlik yapabilir, iş adamlığı yapabilir, meslek erbabı olabilir, taksi şoförlüğü yapabilir. Ama bu saydıklarımızın birçoğu imamlık yapamaz. İmamlık ayrı bir şey. Hakkını vermek lazım. Eyvallah. İmamlık sadece namaz kıldırmaktan ibaret değil değerli kardeşlerim. Cemaate de buradan sesleniyorum. Efendim ikindi vaktinde bizim imamımız camide yok. Nerede bu imam? Mübarek kıl kendin, ne var ya? İçinizden bir tanesi bizim teşkilatımızda namaz kıldıramayacak insan mı var? Bu imam efendi belki gençlerle top oynuyordur. Belki gençlerle sohbettedir. Belki bir aile problemi vardır. Belki bir Erkam sohbetindedir. Belki bir yıldız dersindedir. Namaz kılma memuru olarak imamlığı ne cemaatimizin ne de imamlarımızın görmemesi lazım. İmam dönüştürendir. İmam gönle girendir. İmam toplumları birleştiren, barıştıran, huzur kaynağıdır. İmam rol modeldir. Kıyafetiyle, oturuşuyla, efendim şakasıyla, her şeyiyle. İmam bizim öncümüzdür. İmam o şehrin tabiri caizse Müslümanların öncüsüdür. Onun için değerli kardeşlerim, böyle bir vazifeyi insan uzaktan el sallamamalı. Böyle bir vazifeye mesafeli olmamalı. İmam kürsüyü sevmeli, mihrabı sevmeli, vazifeyi sevmeli ve cemaati sevmelidir. Bunları yaparken zaman zaman cemaat, biz insanız. Cemaatimizin içinde imamlarımızı üzecek, imamlarımızın da cemaati üzecek davranışlar olabilir mi? Olur.
Yani imtihandır bu. Hani biz İslam tarihinden örnekler veriyoruz. Asr-ı Saadet'ten daha iyi örnekler veriyoruz bu konuda. Yani Efendimiz hemen vaz mı geçti? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu teala anha ile ilgili bir iftirada en yakınları tarafından üzülmedi mi? En yakınları tarafından adeta bu konuda hayal kırıklığına uğramadı mı? Ne oldu? Kim mi besledi onlara? Dışladı mı onları? Hayır. Onları terbiye etti. Yani şimdi imam efendi cemaatten iki kişi böyle dedi. Öyleyse ben bu işi vazgeçiyorum. Peygamber Efendimiz vaz mı geçti? Emekli mi oldu? Aleyhissalatü vesselam. İşte efendim imam efendi daha 20 yaşında, 25 yaşında, 30 yaşında. İşte kürsüden şunu söyledi, beni kastetti deyip ben bu camiye gelmiyorum deyip o imamın arkasında namaz kılmayan cemaate de sesleniyorum. Yazık, günah değil mi? Kalbini yarıp baktık mı? Velev ki yanlış yaptı. Biz imam için mi oraya gidiyoruz? Allah'ın davası olduğu için orada değil miyiz? Tatlı bir dille. Bak kardeşim, evladım. Bu şekliyle değil, şu şekilde yapsan dense olmaz mı? Bu konuda da bir hatıramı gençlik gecesi veya gençlik buluşması olduğu için paylaşmak isterim. İsmini de vereyim. Bizim Lüdüksaf'ın Alem-i İslam Camisi'nde imamlık yaptığımız dönemde tabii gençler var, cami, cemaat. Maşallah çok hizmetlerini gördüm. Allah hepsinden razı olsun. Kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle hakikaten bize sahip çıktılar. Elimizden tuttular. Allah hepsinden razı olsun. Tabii gençlerle gençlik sohbetlerimiz var, cemaat sohbetimiz var, kadınlara ayrı sohbetimiz var falan. Yeni evlenmişiz. Genelde tabii ailece gençlerin evine gidiyoruz. Ailece. Aile ziyaretleri çok yapardık. Bu çok önemli. Hoca efendi hanımını alacak, cemaatin üyelerini ziyaret edecek. Cemaatini ziyaret edecek. Ailesiyle. Hoca efendi kendisine değer vermeyebilir. Ki vermesin. Bu tevazudur. Ama cemaat için hoca efendi evine geldiği zaman peygamber varisi biri evine geliyor deyip onun evine gelmesi onun için çok ciddi anlamda bir onurdur. Bu onurdan niye yoksun edelim cemaatimizi? Tabii biz sürekli gençlere gidiyoruz. Bizim bir Ali amcamız vardı. Burada ismini söylüyorum, Ali İstemi amcamız. Çok değerli bir insandı. Allah selamet versin. Bir gün bana dedi ki, gençlerin isimlerini saydı. Bak evladım, hocam dedi, yavrum dedi. Sen dedi falanca filancanın hocası değilsin. Bu caminin hocasısın. Bize de gel. Bizim gruba da gel. Gelin kızımızı al. Bu yaşça büyük olanları da ziyaret. Hiç düşünmedim. Ya Ali amca doğru söylüyorsun ya dedim. Ben gençlerin hocası değilim ki sadece dedim. Ve hakikaten o yaşlı amcalara da ailece hep ziyaretlere giderdik. Onlardan çok şey öğrendik. Onun için imam demek sadece namaz kıldırmak değil. Gönül köprüsü kurmak demek. İmamlığı sevmek demek. İnsanlığa hizmet demek. Genç kardeşlerime, özellikle genç imamlara buradan sesleniyorum. Mihraplarınıza sahip çıkın, cemaatinize sahip çıkın, imamet görevinizi sevin. Çünkü siz peygamberi bir vazife ifa ediyorsunuz. Allah bu şuurda hizmetlerinizi daim kılsın. Hepimizin bu şuurda hizmetlerini daim kılsın diyorum. Çok teşekkürler hocam. Hocam, genç imamlardan bahsettik. Teşkilat şu an itibariyle kendi imamlarını da yetiştirmeye başladı 50. yılında. Üçlü Banaz'la başlayan, bugün size kadar gelen 50 yıllık bir serüven mi diyelim, macera mı diyelim, zorluklar oldu, ölünmeler oldu, sıkıntılar oldu. Ama ona rağmen bugün yeni merkeziyle, daha güçlü kurumsallaşmış bir yapısıyla bugün dünyanın dört bir yanında, Kanada'dan Avustralya'ya, İngiltere'den Norveç'e kadar... Japonya'yı da söyle. Bak Japonya'daki kardeşler bana haber göndermişler. Hocam hep cuma sohbetinde canlıda konuşuyorsunuz. Kanada, işte İngiltere diyorsun. Japonya demiyorsun demişler. Bu cuma söyleyeceğim inşallahım. İnşallah. Japonya'dan Kanada'ya, Avustralya'dan İngiltere'ye diyelim hocam. Dünyanın dört bir yanına ulaşan bir teşkilat oldu. Tabii bu uzun bir süre. 50 yıllık bir serüven bahsettiğimiz gibi. Braunschweig'da birkaç tane üniversite öğrencisi. Eyvallah. Hani adanmışlık dediğimiz fedakarlıklarıyla gelinen nokta. Hocam 50 yıl
sonra, bir 50 yıl sonra daha, yani 50 yıl sonra bu teşkilat tam olarak nerede görmek isteriz veya nerede göreceğiz? Tabii bulunduğumuz ülkelerde teşkilatımızın konumu itibariyle gerçekten ifa ettiği vazife çok önemli. Dini cemaat dediğimiz yapı, toplumsal iddiası olan, inandığı değerleri hayatın tüm alanlarında etkili kılmaya çalışan bir dini emirler, tavsiyeler manzumesini takip eden bir yapı. Dolayısıyla bizim buradaki durumumuz, bu toplumda, yaşadığımız bu ülkelerde Hazreti Adem ve Havva'dan akraba olduğumuz, kardeş olduğumuz bu insanlarla farklılıklarımızın bir zenginlik olduğunu bu insanlara kabul ettirerek, bu insanların temel değerlerini de hoşgörüyle karşılayarak birlikte barış içinde yaşayabilme mücadelesi olarak görüyorum. Şu aşamada bu konuda mıyız dendiğinde henüz o konuda olmadığımız kanaatindeyim. Burada bir kısım ön yargılar var. Ülkelerde Almanya'sından Avustralya'sına, İskandinav ülkelerinden İtalya'sına kadar aşırı sağın yükseldiğini görüyoruz. Etnik kökenin yükseldiğini görüyoruz. Yabancıların sorunsallaştırıldığını görüyoruz. Göçmenlerin sorunsallaştırdığını görüyoruz. Özellikle de Müslümanlık, İslam kimliğinin, Müslümanlığın sorun haline getirildiğini ve sorun olarak görüldüğünü görüyoruz. Tabii bunu toptancı bir yaklaşımla söylemiyoruz. Bu ülkelerin içinde yöneticilerinden kanaat önderlerine, siyasetçisinden belediye başkanlarına kadar kuşatıcı kimliğiyle öne çıkmış azımsanmayacak kadar ve toplumun birçoğunun da böyle olduğunu biliyoruz. Ancak beyaz bir elbisede kara leke çabuk dikkat çeker. O beyazlar görmezsiniz, o kara lekeyi görürsünüz. Bu da aynen böyledir. Bu ırkçıların, bu insanlık düşmanlarının sesi daha fazla çıkıyor. Onun için biz bunların Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi bilmiyorlar ya Rabbi, bilseler yapmazdı dediği gibi aynısını yapacağız. Biz iletişim anlamında arzu ettiğimiz noktada değiliz. Biz bizi kendimiz anlatmıyoruz. Bizi başkaları anlatıyor ve ön yargıyla anlatıyor. Ön yargıyla anlatınca insaf sahibi insanlar bile biz onlara ulaşmadığımız zaman bizlerle ilgili yanlış bazı düşüncelere dönüşebiliyor. Onun için kurumlarımızla, yayın evimizle, akademik çalışmalarımızla, işte efendim ayrımcılıkla mücadele çalışmalarımızla, palyatif çalışmalarımızla, gençlik çalışmalarımızla, üniversiteler çalışmalarımızla, akademisyen çalışmalarımızla, bu toplumun içinde, bu toplumun bir parçası olarak kendini gören bu bireylerin bu topluma katkılarıyla akademiyadan meslek odalarına, ticaretinden sanatına, çok daha önde siyasetinden toplumsal algısını oluşturacak medyaya kadar önde olduğumuzda bu işlerin Allah'ın izniyle yavaş yavaş ortadan kalkacağına inanıyorum. Ve bu teşkilatın adım adım buna doğru gittiğini görüyoruz. Biz buranın yerlileriyiz Muhammed kardeşim. Biz göçmen falan değiliz artık. Göçmen asıllı bu toprakların asıl unsurlarıyız. Bu toprakların Müslümanlarıyız. Buraları vatan edilmiş insanlarız. Dolayısıyla bu topraklarda yaşanan sıkıntı hepimizi sıkacak. Bu toprakların ekonomisinin, bu toprakların, bu coğrafyanın rahat içinde yaşayabilmesi bizim arzumuz, bizim temelimiz. Buraya omuz vermek lazım, katkı sağlamak lazım. Teşkilatımızın düşünce yapısı da bu. Ama sen ben bunu konuşmakla olmaz. Bunu gerçekten eylemlerimizle, söylemlerimizle, yaptığımız davranışlarla bunu yansıtabilmemiz lazım. Maalesef bu konuda zayıfız. Çok ciddi hizmetler yapıyoruz. Gençlik Teşkilatımızın, Kadınlar Gençlik Teşkilatımızın Komşuna El Uzat projesi, Ukba Cenaze Derneğimizin ve Kadınlar Teşkilatımızın hospis çalışması, palyatif çalışmaları, Fudul Derneğimizin işte efendim manevi danışmanlık hatları, Fiyer Derneğimizin ayrımcılıkla mücadele çalışmaları, işte
Hasene Derneğimizin buradaki tağfıllara ve yoksul olan insanlara gıda yardımı yapması, yoksullara sahip çıkması. Biz bu topraklarda yaşıyoruz. Her şey devletten beklenmez. Tabii ki biz de yardımcı olacağız. Ama biz bunları ciddi olarak anlatamıyoruz. Topluma anlatamıyoruz. Anlatamadığımız için de ön yargılar ortaya çıkıyor. Öyle bir hayal, öyle bir şey tasavvur ediyoruz ki biz, sen benimle ilgili bir ön yargın olmayacak, benim de seninle ilgili bir ön yargım olmayacak. İşte o arzu ettiğimiz, buradaki tasavvur ettiğimiz, inşallah hayal etmiş olduğumuz bir yapı. Ben buna doğru bu teşkilatın çok ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum. Çünkü bu teşkilatın, camiamızın hamdolsun Allah'a çok yetişmiş gençleri, heyecanlı elemanları bu toplumda yaşayabilmenin vermiş olduğu emri bil maruf nehyanil mülker çalışmalarında öncülükleri, bu topluma faydalı olmak için gecesini gündüzüne katan kardeşlerimizi ben tanıyorum. Ve yine biliyorum, komşusu belki evladı gelmez ziyaret etmezken daha 30 yaşında bir hanım kardeşimizin komşusuna evde çorba yaptım, kokusu komşuya gitmiştir, bu Maria Nine de onu duymuştur, hak geçer diyerek yemek servisi yaptığını biliyorum. İhtiyaçlarını giderdiklerini biliyorum. Hastanede onun bütün hizmetlerini gördüğünü biliyorum. İslam bu, insanlık bu değerli kardeşlerim. Ama bu yaptıklarımızı anlatamıyoruz. Bu yaptıklarımızı takdim edemiyoruz. İnşallah bu yaptıklarımız anlatılıp daha iyi takdim edildiğinde ben birçok ön yargının kendiliğiyle, kendiliğinden ortadan kalkacağına inanıyorum. Ve teşkilatımızın çok yakın bir zamanda da 50 yıla gerek yok, bunda etkili olacağını görüyorum. İnşallah biz çalışmamızı yapacağız, Allah'a tevekkül edeceğiz. Birileri şöyle desin diye değil, birileri böyle görsün değil. Allah'a razı etmek, Allah'ın dediği için, Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği için ve yaşamış olduğumuz bu dünya ve insanlık aleminin bir bireyi, bu ailenin bir ferdi olduğu için bu çalışmaları yapmalıyız. Ve bunu yapacağız Allah'ın izniyle ve yapıyoruz. İnşallah. Allah yar ve yardımcımız olsun hocam. Yavaştan da sonuna geldik. Eyvallah. Tekrar teşekkür ediyoruz. Son söylemek istediğiniz bir şey varsa genç kardeşlerimize, bugün bizleri izleyenlere son sözlerinizi alabilirim. Akşamın bu saatinde bizi izleyen tüm genç kardeşlerime ve kendini genç hisseden tüm izleyicilerimize İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatları ve şahsım olarak hürmet ve selamlarımı iletiyorum. Ve içinde yaşamış olduğumuz Şaban-ı Şerif'in hayırlara vesile olmasını, Ramazan-ı Şerif'e de Allah'ın bizleri ulaştırmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Ve bu özel durum, bu COVID-19 koronavirüsü sebebiyle de muhasebemizi yapmamızı, nerede ne eksik yaptık, maddi manevi tüm tedbirlerimizi alacağız. Bunları da küçümsemeyeceğiz. Bu arada canhıraş bir şekilde ülkelerde bu hastalıkla mücadele eden sağlık görevlilerini candan tebrik ediyorum. Emniyet güçlerini candan tebrik ediyorum. Teşkilatımızın kadınlar teşkilatını bu topluma nasıl katkımız olur diyerek, maske dikerek sağlık ocaklarına, polis merkezlerine, insanlara dağıtan şube başkanlarımızı, şube yürütme kurullarımızı, bölge başkanlarımızı, bölge yürütme kurullarımızı, cemaatimizi, üyelerimizi, eğitimcilerimizi, özellikle de eğitime ara vermeden online eğitimlerini yaptıran hoca hanımlarımızı, hoca efendilerimizi ve hafızlık kurslarımızı ara vermeden online takip ettiren hoca hanımlarımızı, hoca efendilerimizi, yani teşkilatımızın tüm katmanlarını, gönül köprülerini kurdurarak, camine sahip çık diyerek, teşkilatlara, camilere sahip çıkan tüm idarecilerimizi yürekten selamlıyorum. Ama burada özellikle bu iş niçin bizim başımıza geldi, bu işten hangi dersi almamız lazım demeyi ihmal etmeyelim. Hiçbir şey tesadüf olmaz. Tedbirimizi alacağız ama biz insanlık olarak ne yaptık? Müslümanlar olarak hangi yapmamız gerekeni yapmadık da bunlar bizim başımıza geldi? Bunu düşünmemiz lazım. Bu bize ders olsun. Bu dersi alalım. Allah'a daha çok yanaşalım. Allah için çok daha gayret edelim.
camilerimizin, cemaatimizin ve insanların omuz omuza olmasının o güzelliklerini ihmal etmeyelim, hatırlayalım. O nimeti de çok büyük bir nimet olduğunu bu olayla birlikte tekrar hatırlayalım diyorum. Gençlik Teşkilatımıza ve Camia TV'mize akşamın bu saatinde böyle bir fırsatı bize tanıdıklar için tekrar teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ ol. Çok teşekkürler hocam. Bizler de size vakit ayırdığınız için ayrı ayrı teşekkür etmek istiyoruz. Umarım verimli bir toplantı, sohbet olmuştur. Güzel bir muhabbet oldu. Çok şey bilgi edindik. Çok soru da elimizde kaldı. İnşallah ilk ve son programımız olmaz hocam. Daha sık bir şekilde bu tarz şeyleri yapma imkanımız olur diyorum. Tekrar Camia TV ekranlarında bizi evlerine misafir eden çok değerli izleyicilerimize şükranlarımızı arz ediyor. Bir nebze olsun gönüllerinize dokunduğumuzu ümit ediyoruz. Selametle kalın. Allah'a emanet. Bilenleriz biz, son elçinin yolunda kardeşleriz biz. İmanı en büyük imkan bilenleriz biz, son elçinin yolunda kardeşleriz biz. Tarihe kazınmış bir muştumuz var, muhacir ve ensar yolundayız biz. Tarihe kazınmış bir muştumuz var, muhacir ve ensar yolundayız biz. İslam toplumu milli görüşüz biz. Yarını muştulayan bu gençlerin varken, uzağı yakın eden umutların varken, gurbeti vatan eden yiğitlerin varken, Hakk'a hizmet yolunda hasletlerin var olan. Yarını muştulayan bu gençlerin varken, uzağı yakın eden umutların varken, gurbeti vatan eden yiğitlerin varken, Hakk'a hizmet yolunda hasletlerin var olan. Hadimleriz biz, hep birlikte güçlüyüz, beraberiz biz. Gönüllerde taht kuran hadimleriz biz, hep birlikte güçlüyüz, beraberiz biz. Allah'a adanmış bir sözümüz var, Medine'ler kuran musaplarız biz. Allah'a adanmış bir sözümüz var, Medine'ler kuran Zeynepleriz biz. İslam toplumu milli görüşüz biz. Yarını muştulayan bu gençlerin varken, uzağı yakın eden umutların varken, gurbeti vatan eden yiğitlerin varken, Hakk'a hizmet yolunda hasletlerin var olan. Yarını muştulayan bu gençlerin varken, uzağı yakın eden umutların varken, gurbeti vatan eden yiğitlerin varken, Hakk'a hizmet yolunda hasletlerin var ola.
Semaya yükselen hilalleriz biz, mazluma yol açan yıldızlarız biz. Semaya yükselen hilalleriz biz, mazluma yol açan yıldızlarız biz. Kıtalar ötesi dostluklar kuran, Rahman'ın yolunda müminleriz biz. Kıtalar ötesi dostluklar kuran, Rahman'ın yolunda müminleriz biz. İslam toplumu milli görüşüz biz. Yarını muştulayan bu gençlerin varken, uzağı yakın eden umutların varken, gurbeti vatan eden yiğitlerin varken, Hakk'a hizmet yolunda hasletlerin var olan, yarını muştulayan bu gençlerin varken, uzağı yakın eden umutların varken, gurbeti vatan eden yiğitlerin varken, Hakk'a hizmet yolunda hasletlerin var olan, Hakk'a hizmet yolunda hasletlerin var olan.